Eviz Yapı'nın katkılarıyla. Eviz Yapı, Şakir Eviz, Kuşadası Gençlik Spor'a başarılar diler. Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'ne başarılar diler. Çelik, 87 Ömer Alp Kulga ve 99 Emre Akbulut 11 ile sahada misafir takım Kuşadası Gençlik Spor Takımı değerli izleyiciler. Ev sahibi Altındağ'ın kalesinde Gökhan Köstereli var. 1 Yaşar Kaan Yılmaz, 4 Kaan Uykur, 5 Osman Keçelioğlu, 6 Efe Can Çölbekler, 7 Fatih Karslı, 10 Mehmet Erkut Şentürk, 12 Ali Eren Demirkol, 17 Berk Yiğit Karada, 20 Muzaffer Doğan ve 29 Bayramcan Alyurt 11 ile de ev sahibi takım sahada değerli izleyiciler. Ege TV olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak edenin kazandığı 3 puanı hannesine yazdırdığı bir maç olsun. Karşılaşmanın hakemleri Balıkesir bölgesi. 4. hakem Zeynep İrem Sengir. Orta hakem Ahmet Balkan. Turhan Akbaş 1. yardımcı hakem ve Hasan Hüseyin Yazıcılar'da 2. yardımcı hakem. Değerli izleyiciler, hakem triosuna da başarılar diliyoruz. Onlar için de hakem şanslarının yanında olduğu iyi bir maç olsun. Ahmet Balkan az sonra düdüğü çalacak. Ev sahibi takım başlayacak değerli izleyiciler karşılaşmaya. Tamam. 90 dakika başladı. Altındağlı futbolcuların vuruşuyla değerli izleyiciler. Erkut topla buluşan isim Altındağ'da. Takım kaptanı top kaybı Galip. İki kaptan 6 ve 5 numarayı giyiyor değerli izleyiciler. Ali Öztürk daha yakın o pozisyona Kaan Uykur uzaklaştırdı. Orta alanda şimdi Altındağ. Hayrullah Çelik. Yaşar Kaan bıraktı sol kanat. Ceza sahası içerisinde top bekleyen iki oyuncu vardı Altındağ'da. Şimdi Efecan Çölbekler. Bayramcan. Galip.
Faul bekledi altında alan oyuncular. Emre Akbulut kazandı topu. Emre Akbulut taç Kuşadası'nın. Erkut müdahale etti topa. Mehmet Erkut Şentürk altından 10 numarası değerli izleyiciler. Ali Öztürk kafayı vuran isim Osman Keçelioğlu Altındağ'da tandemdeki ismi. Mehmet Bağlı kullandı taç atışını. Emre Akbulut, Ali Öztürk. Bayramcan Efecan, şimdi Ömer Ali Kulga kalecisi Necati Yılmaz'a kadar döndü. Necati uzun oynadı. Necati, Ali Öztürk kafayı vuran isim Kaan Uykur. Şimdi Yiğit Gökoğlan'ın olduğu bölge, topa daha yakın orada Alperen, Ali Eren. Ali Eren uzaklaştırdı. Bir kez daha içeriye dolan top, Kaan Uykur daha yakın ve topun sahibi Kaan. Uzun bir top. Hayrola Çelik vurdu kafayı. Biraz daha girebilirsiniz Zeki, mümkünse. Sen Mehmet Bağlı. Soha güzel gidiyor seninki. Galip Güzel'in olduğu bölge. Galip hemen ardında Efecan vardı. Galip. Faul beklentisi var. Şimdi Erkut. Soha seninki güzel, o ölçüde kalsın Soha. Ama takipte kal, tamam mı? Efe. Efecan çöl bekler. Emre Akbulut'un sırtına çarptı taç. Osman Keçelioğlu. Taç. Altındağ Spor'un değerli izleyiciler. Osman Keçelioğlu. Bayramcan. Emre Akbulut daha yakın. Şimdi iki oyuncu arasında anlaşmazlık. Taç. Berk Yiğit. Mehmet Bağlı. Kaptan Efe. Bayramcan. Yakın takip et. Güzel. Galip Güzel. Topun sahibi Fatih Kars'ıydı. Şimdi sola oynadı. Orada Ali Eren vardı. Bıraktı şimdi gol pozisyonu. Kaleci üstten out. Nurettin de altı pasa kadar çıktı. Vuruşun sahibi orada Berk Yiğit Karadağ. İlk pozisyon. Beşinci dakikada geldi. Ev sahibi takım adına değerli izleyiciler. Kaleci Necati şimdi kale vuruşunu kullanacak. Emre Akbulut ve Bayramcan. Yükseldi. Bayramcan kullanacak taç atışını. Berk. Şimdi Ömer Ali Kulga faul bekledi orada. Erkut şimdi kalktı ayağa. Topta kendisinde taç. Semih Kahraman müdahale etti son olarak o topa. Mehmet Bağlı taç atışını kullanacak oyuncu. Kuşadası Gençlik Spor'da değerli izleyiciler. 0-0 eşitlik var. 6. dakikanın içerisindeyiz. Ankara Çubuk İlçe Stadyumunda. Ali Öztürk. Kaan Uykur. Osman Keçelioğlu. Soldan kademeye girdi orada. Ali Eren. Taç Kuşadası Gençliğin. Galip. O da bıraktı Mehmet Bağlı.
Gürkan Ferhatoğlu oyuncularına biraz daha ileri gitmesini işaret etti taç atışında. Savunma vurdu Murat Çaydemir. Kaan Uykur. Yaşar geri döndü. Ali Eren tekrar Yaşar. Muzaffer Doğan pası Fatih Karslı. Fatih girdi ceza sahası içerisinde. Fatih çıkardığı yer Erkut. Erkut vurdu savunma. Penaltı beklentisi var. Altındağ'da oyun devam ediyor değerli izleyiciler. Efe bıraktı. Bayramcan atak devam ediyor Altındağ Spor adına. Hayrullah vurdu kafayı. Kuşadası savunmasında Ali Eren, Ali Öztürk, Murat Çaydemir, Yiğit Gökoğlan'ın olduğu bölge. Yiğit Gökoğlan bıraktı. Murat Çaydemir. Bu arada Yiğit Gökoğlan için girdi çıktı işareti var. Offside hemen kullandı Osman. Osman Keşelioğlu. Bayramcan, Efe. Efe Can çöl bekler. Erkut. Bütün atakların başladığı iki isim Erkut ve Efe Can Altındağ Spor takımına değerli izleyiciler. Muzaffer Doğan. Kaan Uykur. Yeniden Muzaffer. Yaşar Muzaffer paslaşması solda Ali Eren. Savunmada paslaşmalar ev sahibi takımda Osman Keçelioğlu. Şimdi Berk yeniden döndü Osman. Kaptan Efe Bayramcan. Bayramcan arka direğe orta. Yaşar vurdu kafayı ama faul. Sağlık görevlerini davet etti karşılaşmanın hakemi. Ahmet Balkan değerli izleyiciler Kuşadası Gençlik Spor'da bir oyuncu yerde. Tedavisi hala devam ediyor. Şimdi doğruldu. Hasan Çelik Kuşadası Gençlik Takımı'nda değerli izleyiciler. Kaleci Necati kale vuruşunu kullanacak değerli izleyiciler. 9 dakika geride kaldı. Şimdi 10. dakikanın ilk saniyeleri. Osman Keçelioğlu bıraktı taç. Kuşadası Gençlik kullanacak. Ali Öztürk göğsüyle bıraktı Galip. Mehmet Erkut'un önünde kaldı top Erkut. Fatih top istemişti Erkut. Erkut bıraktı ara topu gol pozisyonu bayrak havada. En direkt vuruş kullanacak Kuşadası Gençlik takımı değerli izleyiciler. Topu atı an bekledi hakem. Topla buluştuğu anda bayrağı kaldırdı. Yaşar için offside bayrağını değerli izleyiciler. Karşılaşmanın yardımcı hakemi. En direkt vuruşu kullanacak şimdi Kuşadası Gençlik değerli izleyiciler. Ege TV ekranlarında önümüzdeki haftada yine futbol dolu bir hafta sonu sizleri bekliyor. Kafayı vuran Osman. Murat Çaydemir faul bekledi. Efe Can. Murat baskı yaptı. Berk. Kaan Uykur. Ali Eren yeniden Kaan. Ali Öztürk. Taç. Ali Eren Demirkol taç atışını kullanacak. Altındağ takımına değerli izleyiciler.
Bir kez daha Taç. Kaan Uykur kullandı. Efecan kalecisine kadar döndü. Bayramcan'ın olduğu bölge, Emre Akbulut yükseldi. Bayramcan vurdu kafayı. Mehmet Bağlı, Berk mücadelesi. Berk kazandı. Altın daha geliyor şimdi. Erkut'un önünde. Erkut sağ kanat, Fatih Karslı. Fatih topla buluşan isim ceza sahası içerisinde. Fatih bıraktığı yerde Bayramcan'ın geldiğini düşündü ama Bayramcan orada değil. Kaleci Necati Yılmaz topun sahibi. Hayrullah Çelik'le oynadı. Hemen yanında Hayrullah. Yeniden Necati. Maçta gol yok değerli izleyiciler. İlk 13 dakikalık periyotta Hasan Çelik, Yiğit Gökoğlan, Taç, Kuşadası. Hasan, Murat Çaydemir, Hayrullah Çelik baskı yaptı Fatih. En geride Ömer Alp Kulga, o da kaleci Necati'ye. Mehmet Bağlı baskı yaptı, Berk döndü, Ömer Alp Kulga. Galip Güzel. Galip şöyle baktı arkadaşlarına, Murat Çaydemir'le oynadı. Hayrullah. Hayrullah biraz hızlı bir top, Hasan Çelik göğsüyle zor da olsa kontrolü sağladı. Yiğit Gökoğlan yanında bıraktı. Murat Çaydemir, Ali Öztürk'ün koşuğu, Emre Akbulut daha yakın. Topu uzaklaştırdı. Kademeye girdi orada Bayramcan. Şimdi Ali Eren ve sol kanatta Fatih'e doğru gelen top araya girdi ama onun öncesinde bir faul. Yaşar'a yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi. Karşılaşmanın hakemi Ahmet Balkan değerli izleyiciler. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grup biliyorsunuz birçok takımın iddialı hazırlandığı bir grup. Çünkü bu grupta özellikle büyük bir yatırım yapan 76 Iğdır Belediyespor takımı var değerli izleyiciler. Birçok 1. Lig ve Süper Lig patentli oyuncuyu kadrosuna dahil etti bu sene. Yine aynı şekilde Kuşadası Gençlik'te Yiğit Gökoğlan, Ali Öztürk, Ömer Alp Kulga gibi, Galip Güzel gibi üst liglerin yedekli oyuncularını kadrosuna kattı. Kuşadası da bu sene iddialı bir giriş yapmak istiyor sezona. Ali Eren, Fatih Karslı, solda Muzaffer. Karşısında Hasan Çelik, Muzaffer Doğan. Top hala kendisinde, Hasan Çelik, Taç. Altın daha kullanacak. Hasan, Murat Çaydemir, Ali, Emre, Murat Çaydemir'in koşu yoluna çok güzel bir pas. Emre Akbulut'tan takımın en genç ismi yine atağa destek verdi. Emre Akbulut, Murat Çaydemir, Murat kaybetti topu. 3 arkadaşı ona desteğe geldi ama Çaydemir 2 kişi bastı o pozisyonda onu. Efecan, Berk. Berk Yiğit Karadağ, Bayramcan. Bayramcan Alyurt, Berk paslaşması, Taç, Kuşadası Gençliğin. Mehmet Bağlı girdi araya. Ömer Alp ile oynadı, Ömer Alp Kulga. Uzun bir top. Ali Öztürk ve Kaan Uykur. Kaan'ın yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi Ahmet Balkan. Tam orta alanın ortası, faul kullanacak. Misafir takım Kuşadası Gençlik. İlk 16 dakika itibariyle şunu söyleyebiliriz. Her iki takım da birbirini tartarak oynuyor. Bu dakikaya kadar bir gol pozisyonu var. Ev sahibi takım 5. dakikada o pozisyonu yakalamıştı. Şimdi Emre Akbulut da geliyor Kuşadası. Top kaybı Erkut. Fatih Karslı koşu yoluna top istedi. Top hala Erkut'ta. Erkut
Şimdi bıraktı. Soldan destek ceza sahasına girdi. Savunma kaleci arka direk. Kimse o topa müdahale edemedi. Top oyun alanında. Bayramcan Alyurt. Bir kez daha doldurdu içeriye. Ömer Alpkulga karşıladı. Muzaffer vurdu az önce o kafayı. Şimdi yeniden Muzaffer topla buluştu. Berk Yiğit topun sahibi. Berk orta. Ömer Alp vurdu kafayı. Kaptan Efecan Çöbekler. Herkes hakeme baktı. İki pozisyonda da değerli izleyiciler. Altında tam ceza sahası üzerinde faul bekledi. Diğer pozisyonda da röveşata pozisyonunda da Kuşadası Gençlik faul bekledi. Karşılaşmanın hakemi Ahmet Balkan iki pozisyonla da devam dedi değerli izleyiciler. Efecan şimdi o da doğruldu. Kalktı ayağa iki takım kaptanı. Galip Güzel kaldırdı arkadaşını. Güzel görüntüler Çubuk ilçe stadından. Kaleci Necati. Ömer Alpkulga yeniden Necati. Riski paslar. Ama çıktı oradan Kuşadası Gençlik. Galip Güzel. Çaydemir. Sol kanat. Mehmet Bağlı. Mehmet Bağlı. Destek Çaydemir'den. Murat Çaydemir. Tam ortada. Semih Kahraman. Mehmet içeriye ama top kaybı. Şimdi Berk. Fatih karşı sol taraf. Yeniden aldı Fatih. Bayramcan Alyurt'un olduğu bölge bomboş pozisyonda Bayramcan. Emre Akbulut. Emre döndü geriye. Mehmet Bağlı kaleci. Handball beklentisi var altın dağlı oyunculardan ve kenar yönetiminden. Karşılaşmanın hakemi yine devam dedi. Şimdi Çaydemir. Yiğit Gökoğlan'ın koşuyoruna. Yiğit Gökoğlan ceza sahasında. Ali Öztürk pozisyonda. Ali Öztürk ve toparlarda gol değerli izleyiciler. 1-0. Offside bayrağı kalkmadı. Offside beklediler. Ev sahibi takım oyuncuları 19. dakikada geldi gol. Ali Öztürk golün sahibi. Kuşadası 0'ın golü. 9 Ali Öztürk. Murat Çaydemir, Yiğit Gökoğlan ve Ali Öztürk işbirliğiyle çok güzel bir gol izledik. 18. dakikada değerli izleyiciler. İlk pozisyon diyebiliriz konuk takım adına. O da gol oldu Ali Öztürk'ün ayağından. Efecan Ahmet Balkan'a itirazlarını devam ettirdi. Bir kez daha oyun başlayacak. Altındağ'da değerli izleyiciler. Fatih Karslı topun başındaki isim. Murat Çaydemir'in pasında Yiğit Gökoğlan. Asisti Ali Öztürk'ün golü. Bu arada Murat Çaydemir kenara geldi tedavisi için. Muzaffer Doğan. Efecan. Bayramcan. Osman Keçelioğlu, Kaan Uykur. Muzaffer. Yaşar paslaşması yeniden Muzaffer. Uzun bir top. Kaleci Necati hemen önünde aldı Berk Yiğit. Karadağ'ın. Kaleci Necati uzun bir degaj. Ali Öztürk'ün olduğu bölge. Ali kafayla bıraktı. Emre Akbulut daha yakın. Galip Güzel. Orta alan Galip. Emre Akbulut. Çaydemir. Mehmet Bağlı orta alanda boş pozisyonda Hayrola Çelik. Yine Yiğit'in olduğu bölge Yiğit Gökoğlan. Biraz hızlı bir top. Taç.
Kaleci Necati'ye kadar gelen top. Bu arada iki oyuncu yerde ama faul yapan isim Kuşadası Gençlik oyuncu. Hakem Ahmet Balkan sarı kartıyla gitti çünkü oraya. Muzaffer Doğan yerdeki oyuncu değerli izleyiciler. Sağlık görevlerini davet etti maçın hakemi Ahmet Balkan. Hasan Çelik. Evet değerli izleyiciler, pozisyonu karşılaşmanın hakemi hiç tereddüt etmeden sarı kartıyla oraya kadar gitti ve sarı kartını gösterdi. Şimdi serbest vuruş kullanacak ev sahibi takım taş çizgisinin hemen yanından Ali Öztürk'ün attığı golle konuk Kuşadası Gençlik 1-0 önde. Ceza sahası içerisi kalabalık. Bir kişilik baraj. Ahmet Balkan şimdi işaretini verdi. Ceza sahası ön bölgesi karşılayan Ali Öztürk. Yiğit Gökoğlan hemen ardında Ali Eren faul. Uzun yıllar Manisa Spor ve Galatasaray formasını terletti Yiğit Gökoğlan. Ve Kuşadası Gençlik formasıyla bu yıl ilk kez 3. ligde mücadele ediyor değerli izleyiciler. Hayrullah Çelik topun başındaki isim. Hemen yanında Galip Güzel ve Fatih Karslı da var baskı yapan. Galip. Ali Öztürk, Osman Keçelioğlu mücadelesi. Ali Öztürk kazandı. Emre Akbulut. Şimdi Çaydemir. Savunma Osman Keçelioğlu girdi taç. Sağ kanattan taç atışı kullanacak. Konuk Kuşadası Gençlik. Hasan Çelik taç atışını kullanan oyuncu. Bu arada yerde bir oyuncu var ev sahibi takımda değerli izleyiciler. Bugün tabii ki her yayında söylüyorum, her karşılaşmada söylüyorum. Suni için, futbolcular için her zaman bir tehdit. Ama gerek iklim koşulları, gerekse sahaların yetersizliği takımlarımızı suni içime mahkum ediyor. Taç atışı Hasan Çelik'le kullanacak şimdi Kuşadası. Ali Eren karşıladı. Bir kez daha taç. Dakika 24. Ali Öztürk kafayla indirdiği top. Murat Çaydemir. Berk. Hayrullah kazandı ama öncesinde Çaydemir'in Berk'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi Ahmet Balkan. Kaptan Efecan. Efecan Osman paslaşması yeniden Efecan. Sağda Bayram. O daha ileriye. Berk Yiğit Karadağ. Berk. Top hala kendisinde. Baskı yapan Mehmet Bağlı döndü geriye. Osman Keçelioğlu. Kalecisi Gökhan. Kaan Uykur. Partneriyle oynadı Osman. Muzaffer Doğan. Kaptan Efe. Baskı yaptığı Murat Çaydemir. Kaan Uykur'la oynadı. Kaan paslarla geliyor. Ev sahibi takım Ali Eren. Ali Eren Demirkol. Yaşar. Yeniden Ali Eren. Bu dakikada top ev sahibi takımda kısa paslarla. Şimdi savunma Ömer Alp Kulga girdi araya. Yiğit Kögoğlan taç. Efecan. Yaşar paslaşması. En sağda bomboş Bayram. Bayramcan Alyurt. Berk. O Muzaffer'le oynadı. Muzaffer ceza sahası içinde. Muzaffer gol pozisyonu sert vurdu kaleciyi. Bir müthiş pozisyon daha izledik. Devam ediyor atak ev sahibi takım adına. Muzaffer Doğan. Muzaffer. Emre Akbulut Muzaffer. Ve faul kararı var mı? Evet. Karşılaşmanın hakemi bayrağıyla uyardı. Yardımcı hakem.
Emre Akbulut'un yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Düdüğümü bekle dedi karşılaşmanın hakemi Ahmet Balkan. Şimdi yarı korner diyebileceğimiz bir pozisyon. Ev sahibi takım adına önemli bir dakika olabilir. Kuşadası Gençlik savunması dikkatli. Tek kişilik bir baraj var. Mehmet Bağlı barajdaki oyuncu. Gözüm üzerinizde dedi Mehmet Balkan. Şimdi ön direkt kaleci Necati'nin kucağında. Necati öndüreye gelen o topu karşılamayı başardı. Galip Güzel, Murat Çaydemir Galip. Hasan Çelik hızlı bir top taç. Ali Eren Demirkol. Kaan Uykur yeniden Ali Eren. Kaleci Gökhan Bayramcan'ın olduğu bölge. Bayramcan Alyurt döndü geriye. Osman Keçelioğlu. Efecan Bayram'ın koşu yoluna. Taç. Su molası için iki takımı da kenara gönderdi Ahmet Balkan değerli izleyiciler. Evet, maçın önemli dakikaları olarak sayabileceğimiz dakikalar. 5. dakikada karşılaşmanın ilk gol pozisyonunu ev sahibi takım Altındağ yakaladı. 18. dakikada Ali Öztürk, Murat Çaydemir'le başlayan atakta Ali Öztürk'ün golü. 1-0 öne geçti bu golle ev sahibi konuk takım. 25. dakikada da Altındağ net bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Net diyebileceğimiz 3 pozisyon var ve 3 pozisyonda tek gol, o da misafir takım Kuşadası Gençlik takımından geldi. Bizleri ekran başında takip eden bütün seyircilerimize sevgi ve saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Kuşadası'ndan şu an yüzlerce izleyicimiz, binlerce izleyicimiz takip ediyor. Yine Ankara'dan ve yurdun çeşitli yerlerinden gelen mesajları da göz önünde bulundurarak hepinize selamlarımı iletiyorum. Değerli izleyiciler, Ahmet Balkan Altındağlı oyuncularla pozisyonların kritiğini de yapıyor bu arada, bu dinlenme molasında, su molasında değerli izleyiciler. Mehmet Bağlı ile şimdi taç atışı kullanacak Kuşadası Gençlik. Dakika 30. Son olarak Ali Öztürk'ten oyun alanını terk etti. Bayramcan. Ömer Alkulga. Hayrullah Çelik uzun oynadı. Ali Eren Demirkol daha yakın. Kalecisiyle oynadı Gökhan Tözkereli. Gökhan Köstereli, o da çok tecrübeli bir isim. Ev sahibi takımın kalecisi Muzaffer Doğan. Topla buluşan isim. Yine en sağ. Berk Yiğit. Hemen arkasında Bayramcan. Bayram. Kaptan Efe. Muzaffer Doğan'ın olduğu bölge savunmaya yardıma geldi orada. Semih. Muzaffer bir kez daha orta. Savunma Mehmet Bağlı'yla kafa taç. Ev sahibi takım kullanacak değerli izleyiciler. Hemen Efe Can'la oynadı. Bayramcan geçit vermedi orada Mehmet Bağlı Kuşadası Gençlik takımında. Erkut. Mehmet Erkut. Mehmet Bağlı izin vermedi. Top oyun alanında. Şimdi terk etti Osman Keçelioğlu, o da bıraktı. Bayramcan Alyurt.
Bir kez daha Taç el değiştirdi. Kuşadası Gençlik kullanacak Taç atışını. Ali Öztürk Galip havalandırdı Galip. Kaan Uykur kafayla doldurdu içeriye. Bir kez daha Galip karşıladı. Faul Murat Çaydemir'in hareketine çaldı. Zafer Doğan yerde kalmıştı. Emre Akbulut girdi araya. Mehmet Bağlı. Ömer Alp Kulga. Ömer Alp attığı yerde Yiğit Gökoğlan biraz araya attı o topu. Mehmet. Berk Yiğit baskı sonuç verdi. Taç. Bayramcan. Erkut. Berk Yiğit. Emre Akbulut. Murat Çaydemir. Murat Çaydemir Taç Kuşadası Gençliği'nin. Emre Akbulut o da bıraktı taçı. Mehmet Bağlı kullanacak değerli seyirciler. Ankara'da güzel bir futbol günü var. Güneşli bir hava. Futbol için her şey müsait terimi tam oturacak. Ali Öztürk yine faul. Efe topa müdahale ettim dedi ama Ahmet Balkan çok yakın pozisyona ve ne yaptığını da gösteren bir hareket. Sarı kart Efe Can. Efe Can Çömlekler. Takım kaptan aynı zamanda Altındağ'ın Efe Can Çömlekler. Çölbekler sarı kartı gören oyuncu. Maçın başından beri de Osman Keçelioğlu ve Kaan Uykur güçlü fiziğiyle Ali Öztürk'le sürekli mücadele eden iki stoperi ev sahibi takımın. Ömer Alp. Semih. Galip Güzel. Hayrullah Çelik attığı yerde Berk Yiğit var. Berk Yiğit. Emre Akbulut baskı yaptı. Kaleci Necadi'ye kadar geldi o top. Osman Keçelioğlu. Bayramcan Alyurt'ta geliyor ev sahibi takım. Berk için biraz hızlı bir top. Kale vuruşu kullanacak. Kuşadası Gençlik. Emre Akbulut'un bilekliği az önce pozisyonda çıkmıştı. Şimdi tekmeliği düzeltelim. Tekmelerini taktı yeniden Emre Akbulut. Geçen hafta ikinci yarıda görev almıştı genç oyuncusu Kuşadası'nın. Ali Öztürk göğüste kontrol. Efe Cam. Zafer Doğan yanında o daha içeriye. Gol pozisyonu aşırdı ama out. Çok akıllıca bir hareket Yaşar'dan. Düzeltiyorum Fatih Karslı'dan. Top üstten out'a çıktı. Biraz daha çabuk dedi maçın hakemi Ahmet Balkan. Kaleci Necati'ye Hayrullah Çelik. Top oyunda şimdi terk etti. Taç Altındağ'ın yerdeki oyuncu Ahmet Balkan. Oyuncuların itirazı şu şekilde. Oyuncu zaten dışarıda, top bizde. Neden oyunu durdurdun itirazı bu Ahmet Balkan'a. Taç atışıyla oyun yeniden başladı. Kaptan Efe. Efe Can Çölbekler. Keçelioğlu, Osman Keçelioğlu topla buluşan isim. Altındağ'da. Kaan Uykur. Sol ayaklı bir stoperi Altındağ'ın. ...1998 doğumlu genç bir oyuncu Kaan Uykur. Şimdi Berk. Bayramcan Alyurt. Ömer Alp Kulga karşıladı. Emre Akbulut Taç. Altındağ'ın. Aynı şekilde topla şimdi buluşan Osman Keçelioğlu da 1998 doğumlu. Değerli izleyiciler, savunmadaki iki oyuncusu da aynı doğum tarihine sahip ev sahibi takımın.
Ali Eren. Yeniden Ali Eren. Ali Öztürk'ün baskısı var. Ali Eren kalecisine kadar döndü. Kaleci Gökhan Köstereli. Muzaffer Doğan orta alanda, şimdi altında. Sağ kanatta yine Bayram boş pozisyonda. Bayram Berk Yiğit'le paslaştı. Berk. Yiğit Gökoğlan girdi araya. Kafayla karşıladı Kaan Uykur. Hasan Çelik o boş alanı değerlendirdi. Yiğit Gökoğlan'dan önce orayı da çok iyi kapattı. 4 numarayla izlediğimiz Kaan Uykur. Erkut. Erkut Hayrullah mücadelesi. Ali Eren. Ali Eren orta. Ömer Alp. Hasan. Kaan Uykur. Kaptan Efecan. Yine Mehmet Bağlı ve Bayram Yakın. Galip Güzel. Semih. Galip Çaydemir. Çaydemir kalk dedi Çaydemir'e. Şimdi Efecan. Hayrullah'tan sıyrıldı. Bıraktı Fatih Erkut. Berk Yiğit. Berk orta. Hayrullah Çelik vurdu kafayı. Yiğit Gökoğlan. Kaldırdığı topta Ali Öztürk. Yine Kaan Uykur hemen yanında. Taç. Kuşadası Gençlik kullanacak. Son olarak Kaan Uykur'dan top oyun alanı terk etti. Dakika 38. 1-0 önde Kuşadası Gençlik değerli izleyiciler. İkinci hafta mücadelesinde. Üçüncülük ikinci grupta. Ankara Çubuk İlçe Stadyumunda. Hasan. Ali Öztürk'ten önce araya girdi Ali Eren. Erkut. Galip Güzel. Erkut'ta top. Şimdi sol kanat. Son anda girdi araya Hasan. Yaşar. Kaan Uykur. Osman Keçelioğlu. Bayram Can Alyurt sağda. Topla buluştu Bayram Can. Muzaffer Doğan aldı topu. Muzaffer. Muzaffer. Berk Yiğit. Sıyrıldı rakibinden orta. Gol pozisyonu, savunma girdi araya. Yiğit Gökoğlan. Yiğit Yaşar mücadelesi Ali Öztürk'ün olduğu bölge. Ali Öztürk taç. Golden sonraki pozisyonlarda ev sahibi takımın bariz bir üstünlüğünü söyleyebiliriz. Ali Eren, Efecan. Ali Eren kazandı o topu. Yiğit Gökoğlan. Şimdi kaptan Berk Yiğit. Berk Yiğit. Sağda Bayramcan, içeride arkadaşları var ama Galip Güzel kafayla topu geriye doğru aşırdı. Fatih Kars da oradaydı. Topun nereye istediğini de gösterdi şimdi Fatih ama top Galip Güzel araya girdi. Top da onda şu an. Taça bıraktı. Semih'in bir sakatlığı var. Düzeltiyorum. Yiğit Gökoğlan. Evet, oradaki oyuncu Yiğit Gökoğlan. Şimdi o da devam edecek. Topu taça bırakmıştı. Kuşadası Gençlik'teki oyuncular. Şimdi Yaşar da centilmence o topu önce Fatih'e verdi. Fatih de yeniden taça bıraktı. Dakika 41. Galip Güzel'i uyardı. Hayrullah. Kaleci Necati. Bayramcan karşıladı o topu. Berk Yiğit. Bayramcan yeniden. Osman Keçelioğlu. Kaan Uykur. Solda Ali Eren var. Savunma oyuncuları dördü de
paslaşmış oldu bu pozisyonda. Şimdi Kaan, Muzaffer Doğan, Berk, yeniden Muzaffer, Bayramcan, Erkut. Şimdi bıraktı sağa Berk. Sert bir orta, savunma, korner. 42. dakikada köşe vuruşu kullanacak ev sahibi takım. Yaşar, Kaan, Yılmaz'la değerli izleyiciler. Yaşar, arka direk, Kaan Uykur boş kaldı orada ama topun kontrolünü sağlayamadı. Şimdi geriden gelen Ali Eren'le oynadı. Ali Eren orta, kaleci çift yumrukla uzaklaştırdı. Çaydemir, Murat Çaydemir, top hala kendisinde. Hasan Çelik Taç, Kuşadası Gençlik. Hasan Çaydemir paslaşması, Hasan Çelik sağ kanat. Yiğit Gökoğlan, Hasan Çelik kendisi girdi. Hasan, gol pozisyonu ve 2-0. Hasan Çelik müthiş bir gole imza attı. Dakika 43 değerli izleyiciler. Hasan Çelik kendi yarı alanından aldı. Çaydemir'le paslaştı. Devamında golü getirdi takımı adına. 2-0. Hasan Çelik'in attığı golle 2-0 öne geçti misafir takım Kuşadası Gençlik. Golden sonraki bölümde ev sahibi takımın daha olgun ataklar peşinde olduğunu söylemiştik. Daha futbol adına, ama Kuşadası savunmadan çıktığı topla iyi bir kontra yakaladı ve Hasan Çelik gerçekten 3 oyuncuyu peşine taktı ve topu ağlara bıraktı takımı adına. Bir kez daha, üçüncü kez santra vuruşu kullanacak ev sahibi takım. İlki maçın başlangıcıydı. İki de gol olunca üçüncü santra vuruşu. Zafer. Efecan. Bayramcan Alyurt. Emre Akbulut baskı yaptı. Osman. Dakika 44. Kaan Uykur. Efecan, yeniden Osman Keçelioğlu. Yaşar Taç. Yaşar Kaan Yılmaz bıraktı, Bayramcan Alyurt. Erkut. Kaan Uykur. Solda Ali Eren. Berk. En sağda Bayramcan Alyurt. Aldı o topu. Emre karşısında orta. Ömer Alp Kulga. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu şimdi arka direğe doğru. Kaan'ın da ilk yarısının sonunda hakem tarafından en az 2 dakika ilave edilmiştir. Taç. Artı 2 oynanacak. İlk 45 dakikaya ilave olarak değerli izleyiciler. 4. hakemin elindeydi az önce. Artı 2'yi gösterdi. Zeynep İrem Sengir. Korner. Uzatma dakikalarında köşe vuruşu kullanacak ev sahibi takım. İlk yarıda değerli izleyiciler, 2 gol var ilk yarıda. Ali Öztürk ve Hasan Çelik. Şimdi ceza sahası içerisinde savunma, yine penaltı beklediler. Bir kez daha köşe vuruşu. Kaptan Efecan pozisyonda penaltı itirazını yapan oyuncu Altındağ'da. Bir kez daha köşe vuruşu. Şimdi arka direğe doğru. Hayrullah vuramadı, önünde kaldı.
Emre Akbulut girdi araya. Taç. Yaşar. Tepkisi Emre'ye. Efecan Bayramcan. Yaşar Kaan Yılmaz. Sayrullah Çelik havalandırdı o topu. Osman Keçelioğlu daha yakın. Ali Öztürk baskı yaptı. Muzaffer Doğan. Kaan Uykur. Kaan. Emre müdahale edemedi. Bayramcan'da kaldı top. Şimdi Emre köşe vuruşu kullanacak. Ev sahibi takım. Belki de son atak olabilir ilk 45 dakikada. Ev sahibi takım adına değerli izleyiciler, Erkut topun başında yine. Yaşar geldi ama ona atmadı. Şimdi ön direk. Murat Çaydemir ve dediğim gibi ilk 45 dakika bu pozisyonla tamamlandı değerli izleyiciler. 2-0 önde tamamladı Kuşadası Gençlik ilk 45 dakikayı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında yine birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, ikinci 45 dakikada yeniden birlikteyiz. İlk 45 dakikayı konuk Kuşadası Gençlik 2-0 önde tamamladı. İkinci 45 dakikaya ev sahibi takım, misafir takım Kuşadası Gençlik başlayacak Murat Çaydemir'le. Sevgili rejideki kardeşlerimize bir kez daha bu uyarıyı yapayım. Kuşadası logosunu lütfen düzeltelim. Seyircilerin bu konudaki uyarılarına da teşekkür ediyoruz. Galip Güzel. Emre Akbulut. Şimdi Emre Akbulut'un koşu yolu. Kafayla bıraktı. Yiğit Gökoğlan. Emre önünde kaldı. Sert vurdu Emre. Ali Öztürk. Çaydemir. Öncesinde bayrak havada offside. Ev sahibi takımda Yaşar Kaan Yılmaz. İkinci 45 dakikada görev almayan oyuncu, onun yerine Alperen Doğan 14 numaralı formasıyla sahada değerli izleyiciler. Karşılaşmada da ilk oyuncu değişikliği bu şekilde gerçekleşmiş oldu ev sahibi takım adına. Kaptan Efe Can uzun oynadı. Şimdi Berk, araya girdi Emre Akbulut. Mehmet Bağlı köşe vuruşu. Devreyi köşe vuruşuyla kapatmıştık. Bir nevi köşe vuruşuyla açacağız yeniden ev sahibi takımın. Alperen Doğan köşe vuruşu için giden isim. Ali Öztürk ve Hasan Çelik'in golleri var mücadelede. Alperen kullandı köşe vuruşunu. Ali Öztürk savunmasına yardımcı. Burak Çaydemir, Muzaffer Doğan. Yeniden Muzaffer. Muzaffer girdi sol taraftan ceza sahası içerisinde. Penaltı beklentisi, karşılaşmanın hakemi kendi ayağına, evet, hareketi onu ima etti. Koşarken diğer ayağına takıldın ve şimdi kale vuruşu kullanacak Necati Yılmaz'la Kuşadası Gençlik değerli izleyiciler.
Necati. Dakika 48. Necati kullandı kale vuruşunu. Osman Keçelioğlu vurdu kafayı. Emre Akbulut yerde. Şimdi kalktı Emre. Yiğit Gökoğlan bıraktığı yerde Muzaffer Doğan var. Galip Güzel. Faul. Muzaffer Doğan ve Galip pozisyonun içerisindeki iki isim. Muzaffer kalktı, Galip yerde. Alperen Doğan topanın başındaki isim. Ev sahibi takım Altındağ Spor'da değerli izleyiciler. Geçen hafta maçın başında da söylediğim gibi birer puanı hanesine yazdıran iki takımdı. Şu an izlediğiniz iki takım Alperen, kaleci Necati. Erkut uzak kaldı pozisyona. Hemen sağında Hasan. Yiğit Gökoğlan. Hasan Çelik, Galip Güzel. Ali Öztürk. Hasan düştü pozisyonda. Erkut sağ kanat. Berk Yiğit. Bayramcan bindiren oyuncu. Şimdi aldı Bayramcan Alyurt. Bayramcan arka direk. Alperen Doğan kafayla indirdi. Erkut sert şut. Yandan out. İkinci yarının ilk pozisyonunu ev sahibi takım yakaladı 49. dakikada. Kaleci Necati kale vuruşunu kullanacak. Necati. Ali Öztürk, Kaan Uykur. Ali vurdu kafayı ama faul kararı var. Efe Can. Sakarat şimdi Efe Can, Murat Çaydemir, Berk Yiğit, bayram paslaşması, Berk savunmasına yardımcı Emre Akbulut, Galip Güzel, Galip Güzel handball karar, misafir takım kullanacak Kuşadası Gençlik. Yiğit Gökoğlan göğsüne indirdi Alperen Doğan. Alperen. Hasan Çelik. Taç. Ev sahibi kullanacak. Ali Eren Demirkol. Galip Güzel. Çaydemir'i gördü. Şimdi bastı ama hemen Efe Can. Çaydemir. Ve Emre Akbulut, Ali Öztürk hücuma destek veren oyunculardı. Muzaffer Doğan. Sağ kanat. Bayramcan Alyurt. Fatih Karslı bıraktı Efe Can. Bayramcan orta karşılayan Ömer Alkulga. Galip. Emre Akbulut gelişi güzel bir vuruş. Taç. Osman Keçelioğlu, Efe. Dakika 52. 2-0 Kuşadası Gençlik önde. Kaan Uykur. Erkut geldi. Ona vermedi Kaan. Top hala kendisinde. Şimdi kaptan Efe Can'la oynadı Efe Can. Göğsüyle karşıladı orada. Galip Semih Kahraman, Efe Can, Hasan istediği vuruşu yapamadı Alperen. Alperen top hala kendisinde. Şimdi müdahale eden Hayrullah Çelik.
köşe vuruşu kullanacak altında. Alperen yine ikinci yarıda duran topların ismi oyuna girdikten sonra Muzaffer Doğan. Muzaffer sert kavisli bir orta. Yine bir penaltı beklentisi var. Oyun devam etti. Kafa vuruşu Alperen Doğan. Alperen. Bir röveşata denemesi out. Ev sahibi takım adına gol pozisyonu sayılabilecek bir pozisyon. Erkut. Kaleci Necati Yılmaz kale vuruşunu kullanacak. Ev sahibi takımın da itirazı var. Necati'nin biraz daha çabuk olması gerektiği yönünde bizlere kadar gelen serzenişler var. Necati, Ali Öztürk ve Kaan Uykur yükseldi. Kaan vurdu kafayı. Emre Akbulut. Bayramcan bıraktı. Berk. Osman. Efe. Kaan Uykur. Kaan yine sağ kanada. Uzun ve isabetli bir top. Berk. Ortası Berk'in. Hasan Çelik daha yakın. Galip, Yiğit Gökoğlan. Ali Öztürk'ü düşündü Yiğit. İstediği pası veremedi ama baskı yaptı şimdi Murat Çaydemir'le. Osman Bayramcan. Osman Keçelioğlu. Efe. Orta alanın ortası Efe Can. Şimdi Berk. Topun kontrolü yine bu dakikalarda. Ev sahibi takım Altındağ Spor'da değerli izleyiciler. Muzaffer zor bir top taç. O alandan çıktı Mehmet Bağlı ama şimdi Muzaffer Doğan. Galip. Emre. Emre sıyrılmaya çalıştı. Mehmet Bağlı da destek verdi. Ömer Alkulga daha yakın. Taç. Altındağ'ın. Karşılaşmanın hakemi yardımcı hakemi bayrağını hemen kaldırdı. Taçla devam ediyor Efe Can. Ali Öztürk baskı yaptı Efe Can'a. Efe Can kendi etrafında döndü. Bayramcan'la oynadı. Berk Yiğit. Berk Yiğit şutu yandan out. Kale vuruşu kullanacak. Bir kez daha ev sahibi takım vuruşundan sonra Kuşadası Gençlik. Henüz Kuşadası Gençlik bir oyuncu değişikliğine gitmedi değerli izleyiciler. Emre Akbulut kendisini yere bıraktı. Emre Akbulut 1999 doğumlu oyuncusu. Sedye istedi Emre için. Ve az sonra da Ozan Pekdemir oyuna girecek. O da tecrübeli bir isim. Bu liglerin, üst liglerin oyuncusu Özer Ozan Pekdemir. 1991 doğumlu. Kariyerinde birçok birincilik takımı var Ozan Pekdemir'in. Emre Akbulut için sedye istendiğini bir kez daha hatırlatalım. Sedye de geldi ama Emre de ayağa kalktı. Yiğit Gökoğlan arkadaşını tebrik ederek oyunu aldı. Emre Akbulut kenarda ve Özer Ozan Pekdemir oyunda.
kaleci Necati. Ali göğsüyle. Murat Çaydemir. Yiğit'in olduğu bölgeye çok güzel bir paslama. Ali Eren. Tam zamanında Ali Eren orada. Hasan Çelik. Galip Güzel. Taç el değiştirdi değerli izleyiciler. Özel Ozan Pekdemir iki sezon önce üst liglerde demiştim. Bu Uşakspor formasıyla da izlemiştik. Geçen yılı içeride tamamlayan bir oyuncu. Altyapısı Almanya. Özel Ozan Pekdemir'in 23 numaralı formasıyla Altındağ'da Muzaffer Doğan'ın yerine oyuna giren oyuncu Tunahan Akpınar değerli izleyiciler. Muzaffer Doğan kenarda. Ve Erkut kenarda. Mehmet Erkut Şentürk'ün yerine de 28 numarayla bu dakikadan itibaren Atilla Aybars görev yapacak. Çıkan oyuncu 20 numara Muzaffer Doğan, giren oyuncu 23 numara Tunahan Akpınar. Çıkan oyuncu 10 numara Mehmet Erkut Şentürk, giren oyuncu 28 numara Atilla Aybars Gürhan. Ömer Alp. Topun başındaki isim Ömer Alp Kulga. Uzun oynadı. Ali Öztürk yine yükseldi Kaan'la beraber. Ali Eren. Şimdi Fatih Karslı. Fatih. Galip Güzel. Sarı kart. Galip Güzel sarı kartı gören isim Kuşadası Gençlik Takımında. Kaan Uykur. Osman Keçelioğlu. Kuşadası sarı kart. 5 numara Galip Güzel. Tekrar Kaan. Sol kanat Ali Eren. Hızlı bir top. Şimdi Ali Öztürk'ün önünde kalan top. Arada Yiğit Gökoğlan. Yiğit biraz geç kaldı o topu atmakta. Savunmasına yardım. Ters kademeye girdi orada Ali Eren. Demir kol. Taç Kuşadası Gençliği'nin. Kullandı Hasan, Yiğit Gökoğlan, Tunahan, Taç. Altında Alperen bıraktı. Ali Eren faul kararı vardı. Hemen kullandı. Yine iki stoperin paslaşması. Osman bıraktı. Tunahan Akpınar. Yeniden Osman Keçelioğlu. Az önce Muzaffer Doğan'ın yerine oyuna girmişti Tunahan. Alperen, Fatih Karslı. Berk Taç. Öncesinde de bayrağı kaldırdı. Offside, endirekt vuruş kullanacak. Kuşadası Gençlik Takımı değerli izleyiciler. Dakika 62. Ankara Çubuk ilçe stadında Kuşadası 2, Altındağ 0. Ali Öztürk ve Hasan Çelik'in golleri var ilk 45 dakikada. Fatih pozisyonda Galip Güzel. Şimdi topun başında hemen kullandı Galip ama top kaleci Gökhan Kösteren'in ayaklarındaydı. Tunahan. Kaan Uykur. Osman Keçelioğlu ile oynadı. Osman. Efe Can. Yine sağda Bayram Can var. O daha ileriye Berk. Döndü geriye. Bir kez daha Efe Can. Bindirdi orada Bayram Can'ın önüne. Bayram Can Alyurt.
Mehmet Bağlı kapattı. Mehmet Bağlı kazandı topu. Özer Ozan Pekdemir. Ozan Pekdemir. Top hala kendisinde, o çizgiyi nefis kullandı Ozan Pekdemir. Berk Yiğit, Murat Çaydemir. Ve Murat Çaydemir'in rakibini ittiğini belirtti maçın hakemi. Ahmet Balkan. Tunahan. Tunahan Akpınar. Uzun bir top. Kaleci kafasıyla uzaklaştırdı o topu. Kafa vuruşu ceza sahası dışarısındaydı. Yerde kaldı pozisyonda. Bu arada Ali Öztürk, Tunahan Akpınar arasında bir gerginlik. Karşılaşmanın hakemi de orada. Mehmet Bağlı şimdi yerden kalktı. Pozisyonda faule maruz kalan oyuncuydu Mehmet. Galip Güzel. Ozan Pekdemir. Bayramcan Ozan mücadelesi. Düdüğü çaldı Ahmet Balkan. Faul Kuşadası Gençlik kullanacak. Dakika 64. 2-0 skor devam ediyor Kuşadası Gençlik lehine. Ege TV ekranlarında önümüzdeki hafta yine futbol adına güzel bir hafta sonu olacak. Onu söyleyebilirim. 2 hafta sonra da hem cumartesi hem pazar 2 canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. Önce cumartesi Kuşadası, sonra da pazar Uşak Spor maçları Ege TV ekranlarında olacak değerli izleyiciler. Murat Çaydemir topun başındaki isim. Tek kişilik bir baraj. Berk Yiğit barajdaki oyuncu. Murat Çaydemir arka direğe doğru savunmada uzaklaştırdı. Şimdi de Taç. Semih Kahraman topa müdahale eden oyuncuydu. Tunahan. Kaan Uykur kaleci. Gökhan Köstereli. Yeniden Kaan. Kaan Gökhan paslaşmasını izledik. Berk. Tunahan Akpınar. Tunahan. Berk'le paslaştı. Koşu yoluna Mehmet Bağlı daha yakın. Ömer Ali Kulga. Galip Güzel. Yeniden Ömer Alp. Ozan Pekdemir için. Çok yüksek. Taç. Hemen kullandı Osman. Kaan Uykur. Tunahan. İkinci yarıda oyuna giren oyuncusu ev sahibi takımın Tunahan Akpınar. Ali Eren. 2001 doğumlu Tunahan değerli izleyiciler. Yerde kaldı Efecan. Devam etti oyun. İdrazı Ahmet Balkan'a. Galip Güzel. Mehmet Bağlı. Murat Çaydemir sıyrıldı. Çaydemir ceza sahasına girdi. Murat Çaydemir kaleci son anda. Köşe vuruşu. Net bir gol pozisyonu. Dakika 67'nin ilk saniyeleriydi. Kaleci Gökhan Köstereli %100 bir pozisyonu çıkardı. Köşe vuruşu Ozan Pekdemir topun başında. Kuşadası Gençlik takımında değerli izleyiciler. Üçüncü gole çok yaklaştı. Konuk takım Murat Çaydemir'le. Sert bir orta. Bu kez de penaltıyı ada bekledi ama maçı hakem Ahmet Balkan devam dedi. Hayrullah Çelik şimdi. Ozan Pekdemir. Ozan. Ali Öztürk savunma vurdu kafayı. Galip Güzel. Faul kararı var. Ev sahibi takım kullanacak.
köşe vuruşunda topun ele geldiği yönünde itirazı vardı. Kuşadası'nın Ahmet Balkan oralı olmadı. Osman Geçelioğlu. Kaptan Efe Can. Kadir. Fatih Karslı. Şimdi Efe Can, yeniden Fatih Karslı. Tunahan. Kaptan Efe. Ozan Pekdemir girdi. Murat Çaydemir. Çaydemir, Ali Öztürk'ün uzağında, Yiğit'in de biraz önünde kaldı. Yiğit de bayrak kalkacağını düşündü aslında o pozisyona koşarken. Şimdi Osman Keçerioğlu, Efe Can, Tunahan Akpınar, Fatih Karslı. Araya girdi Galip. Ali Öztürk. Çaydemir. Yiğit Gökoğlan. Murat Çaydemir. Paslaşmalar, araya girdi. Alperen. Tunahan, Alperen. Taç, Hayrullah Çelik zamanında müdahale. Kuşadası'nda Hayrullah Çelik'ten Alperen Doğan. Ali Eren'den Alperen'e, Alperen'den çok güzel bir pas. Fatih Karslı ceza sahası içerisinde. Fatih. Yeniden Alperen, Alperen. Hayrullah Çelik. Ali Öztürk bu dakikaya kadar vücudunu çok iyi kullandı Ali Öztürk. Sol kanat. Mehmet Bağlı hücuma destek verdi. Yanında Ozan Pekdemir. Özler Ozan Pekdemir. Bayramcan. Pası Ali Öztürk'e, Özler'in. Ali Tunahan girdi araya. Top hala Kuşadası oyuncularda. Şimdi Mehmet Bağlı. Ozan Pekdemir. Ozan. Ozan. Murat Çaydemir'in önünde kaldı. Murat'ın vuruşu biraz cılız bir vuruş oldu. Kaleci için çok rahat. Ali Eren hemen başlattı oyunu ama araya girdi Taç. Hasan Çelik. Mustafa Demirel az sonra oyuna girecek. Yiğit Gökoğlan'ın yerine değerli izleyiciler. Yiğit Gökoğlan 70 dakika. Kuşadası adına formasını terleten isim. Diğer oyuncu 43 numara Mustafa Demirel. Ve su molası değerli izleyiciler. Karşılaşmanın hakemi Ahmet Balkan su molası verdi. Dakika 70. 2-0 Kuşadası Gençlik. İkinci 45 dakikada. 49. dakikada Altındağ adına bir pozisyonumuz vardı. Maç içerisinde 66. dakikada da net bir gol pozisyonu Murat Çaydemir'le yakaladı. Konuk ekip Kuşadası Gençlik takımı değerli izleyiciler. Evet, Ege TV ekranlarında futbol dolu hafta sonları devam edecek. Dediğim gibi önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta 3 canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. Yine bugün Denizli'den canlı yayınımız sizlere ulaşıyordu. Merkez Efendi Güreşleri'nin final müsabakaları maçın hemen bitiminden itibaren Ege TV ekranlarında canlı olarak sizlerle buluşacak. Yeniden sabah 11.30'da başlayan canlı yayın maratonumuzda Merkez Efendi Yağlı Güreşleri artık maç bitiminde final müsabakaları oynanacak, yapılacak ve o finaller yine ekranlarımızda olacak. Bayramcan yeniden başladı oyun. Berk döndü geriye. Osman. Kaan Uykur. Alperen. Ali Eren. Alperen pas istedi. Ali Eren içeriye yöneldi. Şimdi Tunahan. Alperen aldı o topu. Alperen Doğan. Hasan Çelik çok yakın. Kalecisi Necati ile oynadı. Necati istediği vuruşu yapamadı. Top havalandı. Atilla Aybars. Uzaklaştırdı Hasan. Osman Keçelioğlu. Kalecisi Gökhan Köstereli. Efecan. Çizgide Bayram. Berk Yiğit'i düşündü. Ömer Alpulga daha yakın. Ozan Pekdemir. Mehmet Bağlı. Taç. Ev sahibi takımın
Ömer Alp. Out kararı var ev sahibi takımdan. Son olarak top Bayram Can'dan oyun alanını terk etti. Kale vuruşu kullanacak Kuşadası Gençlik takımı değerli izleyiciler. Necati şimdi kullandı. Osman Keçelioğlu vurdu kafayı. Topuk pası düşüncesi. Şimdi Murat Çaydemir'in önünde. Murat Çaydemir. Ali Eren daha yakın. Alperen Doğan oyun alanında top. Alperen. Orta alanda Efe Cam. Osman Keçelioğlu ile oynadı. Osman. Berk. Efe. Bayram'ın koşu yoluna Efe Can. Oyunda top. Sert şut. Yandan out. Bayram Can. 73. dakika ortalarında bu vuruşu yapan oyuncu. Karşılaşmanın hakem oyunu durdurdu. Sağlık görevlerini davet etti. Kuşadası Gençlik'te bir oyuncu yerde. ...75 dakika ilk saniyeler itibariyle geride kaldı. Ankara Çubuk ilçe stadında. Bu hafta Ankara'dan seslendik sizlere. Ege TV olarak değerli izleyiciler, dediğim gibi maçın hemen bitiminde Denizli kameralarına yöneleceğiz. Denizli Merkez Efendi yağlı güreşlerine. Bunun hatırlatmasını bir kez daha yapalım. İsmail Balaban, Ali Gürbüz ve birçok ünlü güreşçinin Mehmet Yeşil Yeşil mücadele ettiği bir organizasyon. Semih Kahraman. Alperen ve takım doktorunun kollarında Alperen'den centilmence bir hareket. Altındağ Spor'un 14 numaralı oyuncusu. Evet, Kuşadası Gençlik'te az sonra Özcan oyuna girecek 15 numaralı formasıyla. Ozan Pekdemir sol kanatta faul. Evet, oyuncu değişikliği işareti şimdi geldi. Semih sakatlandı, kenara gelmişti zaten. Onun yerine oyuna girdi Özcan. Kuşadası Spor'un değişikliği. Çıkan oyuncu 6 numara Semih Kahraman. Giren oyuncu 15 numara Özcan Sertgöz. Mustafa Demirel istediği topu atamadı Ozan Pekdemir'e. Sol kanat. Hasan Çelik araya girdi ama biraz hızlı bir top. Takım adına ikinci gole imza atan oyuncusu sağ kanat savunucusu Hasan. Kazandı topu Mustafa Demirel. Savunması Kaan Uykur, kaleciye döndü. Kaleci Gökhan Köstereli. Alperen Doğan kafayla indirdiği yerde Atilla Aybars var. Hayrullah girdi araya. Şimdi Alperen Fatih Kars'ın sol çizgi. Onunla oynadı Fatih. Mustafa Demirel. Out mu, korner mi? Out. Kale vuruşu Kuşadası Gençliği'nin değerli izleyiciler. Dakika 77. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor konuk ekibin. Ankara Altındağ önünde. Kaleci Necati Yılmaz. Kaan Uykur vurdu kafayı. Öncesinde Ali Öztürk'ün faulü. Kaan Uykur hemen kullandı. Osman Keçelioğlu. Bayramcan Alyurt. Berk Yiğit.
Top hala Berk'te. Bayram Can'la oynadı. Osman Kaan paslaşması. Kaan Uykur. Alperen. Efe Can aldı topu. Şimdi Atilla Aybars. Atilla sert vurdu kaleci. Berk müdahale edemedi. Bu pozisyonda kalecinin yerinde bir müdahalesi. Necati üzerine de geldi o top biraz ama gol şansı vermedi ev sahibi takım adına. Şimdi Ali'nin önüne giden topu kesen oyuncu Kaan Uykur. Tunahan. Alperen. Tunahan Alperen'in önüne. Hayrullah daha yakın. Kalecisi Necati ile oynadı. Galip güzel mi? Ali Eren vurdu kafayı. Hayrullah bırakın dedi. Şimdi Murat Çaydemir. Ozan Pekdemir. Bayrak kalkmadı. Kaleci ceza sahasının dışından uzaklaştırdı o topu. Gökhan Köstereli. Ali Öztürk. Osman vurdu kafayı. Fatih Karslı. Yok bir şey dedi maçın hakemi devam. Ahmet Balkan. Ozan Pekdemir. Geçmedi top. Sağ kanat Berk Yiğit. Berk şimdi topun kontrolünü sağladı Berk. Berk çaprazdan girdi ceza sahasına. Mustafa Demirel müdahale edemedi. Alperen Doğan altında hata devam ediyor Alperen. Tunahan cepheden Tunahan sert vurdu yandan out. Hayrullah Çelik arkadaşlarına pozisyonla ilgili uyarısını yapıyor. İki kollarını yanına açtı Hayrullah. Sert bir şut izledik. Dakika 80. Ömer Alp Kulga. Ozan Pekdemir. Ozan Pekdemir oynayın dedi. Atilla Aybars ceza sahasında. Şimdi Alperen Doğan. Gol pozisyonu son anda savunma. Alperen değerlendiremedi. Pozisyonu altında aldı oyuncular. Tunahan önünde kaldı. Berk bir dakikadır burada bu bölümde bunalttı ev sahibi takım. Alperen top oyun alanının dışında ve out kale vuruşu kullanacak Kuşadası Gençlik. Önce Tunahan'ın şutu biraz önce de Alperen'in %100'lük pozisyonu savunma izin vermedi gole. Kaleci Necati Yılmaz şimdi kale vuruşunu kullandı. Osman Keşelioğlu vurdu kafayı. Ozan Pekdemir'in önünde kaldı Ozan. Ali Öztürk. Ali. Savunma. Berkaç'a izin vermedi Kaan Uykur. Taç. Yavaş hareketlerle Murat Çaydemir o bölgede şimdi. Hasan Çelik taç atışını kullanacak. Ali Öztürk. Ali'den nefis hareketler. Mustafa uzak kaldı topa. Savunmada Osman uzaklaştırdı. Şimdi Alperen Doğan. Efe Can. Atilla Aybars'ın koşu yoluna. Atilla Aybars. Atilla gol pozisyonu. Atilla Aybars kaleciyle karşı karşıya yanağlarda. 82. dakika Atilla Aybars. Kaleci bir kez daha kale vuruşunu kullanacak Necati Yılmaz'la Kuşadası Gençlik. Gürkan Ferhatoğlu kenarda oyuncularına sürekli uyarılarda bulundu. Ali Mustafa için hızlı bir top. Osman Keçelioğlu daha yakın. Ali Eren Demirkol. Mustafa baskı yaptı. Şimdi Osman'dan sağ kanata Berk. Fatih Karslı. Galip daha yakın. Fatih topun kontrolünü sağladı. Dediğim anda da taban gösterdiğinin işareti. En direkt vuruş kullanacak. Galip Güzel Kuşadası Gençlik adına. Ozan Pekdemir Hayrullah'la oynadı. Hayrullah. Alperen top kaybı Ozan.
Ali Eren'in yüzüne çarptı top. Yeniden Ali Eren'de. Şimdi Alperen. Özcan Alperen mücadelesi. Hasan Çelik, Hayrullah. 3 oyuncu kapattı o koridoru. Taça bırakan isim Hayrullah Çelik oldu. Tunahan, Atilla Aybars, Tunahan girdi ceza sahasına. Tunahan çevirdi ortaya. Hiç kimse yok arkadaşlarından. Altındağ adına Bayramcan bir kez daha doldurdu içeriye. Doğrudan top oyun alanını terk etti. Kale vuruşu kullanacak. Son 10 dakikadır 3 pozisyonu var ev sahibi takımın. Değerli izleyiciler, 2-0'dan sonra 66'da Murat Çaydemir'in %100'lük bir pozisyonu var. Ama Altındağ ikinci yarıda çok daha fazla pozisyona giren takım diyebiliriz. Kaleci Necati şimdi kullandı kale vuruşunu. Ali'den topuk pası düşüncesi. Kaan Uykur girdi araya. Bayramcan. Tunahan en solda. Atağa destek veren Ali Eren Demirkol var. Ali Eren son müdahale Ali Eren'den yine kale vuruşu. İkinci yarıda Kuşadası adına en çok topla buluşan isimlerden bir tanesi Necati Yılmaz diyebiliriz. Kale vuruşlarıyla Hayrullah Çelik. Baskı Atilla'dan son anda uzaklaştırdı Osman Keçelioğlu. Hasan daha yakın. Hasan uzaklaştırdı bu kez. Ali Öztürk. Mustafa. Offside yok. Ozan Pekdemir tek başına orada Ozan. Şimdi Çaydemir de geldi. Murat Çaydemir pozisyonda. Mustafa Plasesi, skor 3-0. Mustafa'nın attığı gol değerli izleyiciler. 84. dakika. 85'in dakika, düzeltiyorum. 43 numara Mustafa Demirel. Mustafa Demirel'in golü Kuşadası deplasmanda 3 farklı üstünlüğü yakaladı bu golle. Altındağ'da Fatih Karslı kenarda 66 numarası formasıyla da Emrecan Dönmez oyuna giren oyuncu. Yine 25 numaralı formayla da Gürkan Alver kaptan Emrecan'ın yerine oyuna giren oyuncu. Modafen'i de 3-0 yenmişti Türkiye Kupası'nda. Zira Türkiye Kupası'nda şu an 3-0 önde olan taraf Kuşadası gerçek değerli izleyiciler. O maçı da 3-0 gibi net bir skorla kazanmıştı. Bugün de Ankara'da bu dakikadan sonra çok büyük bir futbol mucizesi olmazsa haftayı 3 puanla kapattı diyebiliriz Kuşadası gençlik için. Ama tabii ki futbolda her şey son dakikaya kadar devam eden bir oyun futbol. Emrecan döndü geriye. Kaan Uykur. Osman az önce oyuna girdi. Uzun bir top. Tunahan göğsüyle bir topuk out. Gürkan Alver uzun oynadı Tunahan'a. Kale vuruşu Necati Yılmaz. Dakika 18 Ali Öztürk, dakika 42 Hasan Çelik ve dakika 85 Mustafa Demirel. Gollerin sahibi değerli izleyiciler. Ozan Pekdemir top kaybı. Murat Çaydemir'in önünde kaldı. Murat bekletmeden kaleyi düşündü. Savunmada Kaan'dan döndü top. Alperen Doğan. Emrecan. Sağ kanat Bayram. Berk Yiğit. Berk şimdi orta, müthiş bir pozisyon. Görsellik açısından ama istediğini yapamadı orada. Atilla Aybars Altındağ adına değerli izleyiciler. Gol olsa belki de haftanın en güzel golü olabilecek bir pozisyondu. Ömer Alkulga. Galip Güzel. Taç.
Berk Yiğit hemen kullandı. Gürkan. Gürkan baktı arkadaşlarına. Sağda yeniden Bayram'dan aldı o topu Gürkan. Alperen Doğan. Bir Berkaç. Top kaybı. Çaydemir girdi araya. Galip Güzel. Şimdi Özcan. Ali Öztürk. Ali. Top kaybı yaşadı orada. Kuşadası geçtik. Gürkan. Gürkan Alver. Sağda Bayram. Bayram Can Alyurt. Yeniden Bayram. Gürkan. Sol kanatta Ali Eren destek verdi hata. Karşılayan oyuncu Hasan. Emre Can. Tunahan. Hayrullah bırakmadı. Özcan. Hasan Çelik. Çaydemir. Bıraktı Hasan Çelik. Orta alanda Galip iyi top çevirdi bu dakikada. Kuşadası Gençlik. Sol kanat Mehmet Bağlı. Hemen önünde Ozan Pekdemir. Sol kanatta Ozan'ın pası. Orta Mustafa kafayı vuramadı. Savunma Kaan Uykur'la karşıladı. Mehmet Bağlı destek vermişti. Az önce ortayı yapan oyuncuydu Mehmet. Hemen görev alanına döndü Kuşadası'nda. Emre Can. Alperen. Normal sürede son dakika değerli izleyiciler. 90. dakikanın içerisindeyiz Ankara'da. Az sonra uzatmalar gösterilecek. Şimdi ceza sahasına girdi. Kalecinin de kucağına kaldı Berk Yiğit'in topu. Dördüncü hakem tabela elinde. Artı kaç gösterecek bakalım. Hep birlikte az sonra sizlerle paylaşacağız. Galip Güzel. Mehmet Bağlı. Taç. Özcan. Bıraktı Galip Güzel. Şimdi Murat Çaydemir. Mehmet Bağlı. Ömer Alp Kulga. Artı 5 oynanacak. Müsabakanın sonuna hakem tarafından en az 5 dakika ilave edilmiştir. Ankara'da Çubuk ilçe stadında artı 5. Şimdi başladı değerli izleyiciler. 3-0. Kuşadası adına net bir skor. Konuk takım yakaladığı net pozisyonların neredeyse tamamını gole çevirdi diyebiliriz. Bir Murat Çaydemir'in pozisyonu hariç net geldiği her pozisyon gol oldu Kuşadası Gençliği'nin. Mustafa Demirel top oyunda. Osman Keçelioğlu kafayla bıraktı Kaan Uykur. Kaan. Ali Eren. Emre Can. En sağda Berk Yiğit. Mehmet Bağlı mücadelesi. Mehmet daha yakın. Ömer Alp Kulga. Galip Güzel. Özcan. İkinci golün sahibi Hasan döndü geriye. Murat Çaydemir yerde kaldı. Tunahan Akpınar faul yapan oyuncu Murat Çaydemir'e değerli izleyiciler. Kullandı Çaydemir. Ozan Pekdemir ve Kaan Uykur. Kaan daha yakın pozisyona ve topa. Alperen. Gürkan. Özcan baskı yaptı. Yine de verdi o topu sağ tarafa. Bayram. Berk Yiğit. Sağ kanat. Ömer Alp. Mehmet Bağlı. Mehmet'in pası. Gürkan girdi araya. Şimdi Alperen. Alperen Doğan. Alperen ara pası. Berk. Hızlı bir top. Kale vuruşu. Necati Yılmaz kullanacak. Thank you.
Ömer Alp büyük bir hata. Alperen. Hemen kapattı orayı Özcan. Ömer Alp Kulga orada pas hatası yapan oyuncuydu. Oyunu alanı terk eden Toptaç. Kuşadası gençliğin. Mehmet Bağlı ile kullanacak taç atışını. Taç atışı şimdi sol kanattan. Ali Eren. Alperen Doğan sol kanattan şimdi altında takımı geliyor değerli izleyiciler. Top oyun alanını terk etmedi. Özcan'ın pası, Murat Çaydemir'den topuk pası. Kademede Osman Keçelioğlu. Yoksa orada hem Galip hem Mustafa Demirel pozisyonun içerisindeki oyunculardı değerli izleyiciler. Hasan hemen kullandı Özcan. Ozan Pekdemir. Taç. Bir kez daha taç. Emre Can son müdahaleyi yapan oyuncu. Söylediğim gibi değerli izleyiciler maçın bitiminde hemen Denizli'ye bağlanacağız. Ankara'dan Denizli'de Merkez Efendi yağlı güreşlerine final müsabakalarına gideceğiz. Sol kanat Mehmet Bağlı, Özcan atladı üzerinden Hayrullah Çelik. Ozan Pekdemir ters kanada geldi bu kez. Şimdi Murat Çaydemir, Murat topu out'a gönderdi Murat. Ozan Pekdemir de yerde kalan oyuncuydu. Hakem son kontrollerini yaptı ve 90 dakikayı bitirdi değerli izleyiciler. 90 dakikada Kuşadası Gençlik 3-0 net bir skorla karşılaşmayı kazandı değerli izleyiciler. Biz canlı yayınımızı burada noktalıyoruz. Röportajlarla devam edeceğiz spor programlarımız için. Sözlerimiz ve mikrofonlarımız Merkez Efendi'de, Denizli'de. Eviz Yapı'nın katkılarıyla